Hepinize merhabalar. Introyu gördünüz zaten. Bugün nereye geldik? Biliyorsunuz önceki videoma giderseniz Auschwitz'e değdim. Yani biliyorsunuz Polonya'nın en ünlü, dünyanın en büyük Nazi kampı. Orayı gezdim, size tecrübelerimi paylaştım. Sonrası akşamına da bir otelde kalalım dedik. Hem de Krakow'u da gezeriz. Şu an tam Energylandia'nın, yani Avrupa'nın en büyük roller coaster'ın bulunduğu parkın yanında çok güzel bir otele geldik. Hatta o Energylandia'daki videoyu da koyacağım buraya. Container Hotel. Ya bildiğiniz şu aşkım, show the outside. Dışarı baksanıza, konteynerlar bulunmakta. Zaten introyu gördünüz. Yukarıda, aşağıda, yukarıda her yerde bulunmakta. Bakın çok güzel. Zaten introda gösterdim ama maalesef şu an yağmur yağdı. Keşke, hani gönlüm isterdi ki dışarıdan çekeyim. Neyse, bugün size bu kaldığım oteli tanıtacağım. Booking.com'dan bakabilirsiniz. Zaten introyu gördünüz. Buraya gelip kalmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Buranın güzel yanı hem konteynerlar bulunmakta hem de genç işi. Buraya geldiğinizde gerçekten çok genç hissediyorsunuz. Ve böyle bir kart veriyorlar. Ve partiler bulunmakta. Bazı yerlere ücretsiz girebiliyorsunuz. Ne bileyim, barlara ya da bazı içkileri ücretsiz alabiliyorsunuz. Gelin. Tüm tecrübelerimi size anlatacağım. Gelin bir de ayrıca Polonya'nın genel durum hakkında da sohbet edeceğim. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Lütfen takip edin. Beğenin, yorumlarınızı bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İsterseniz başlayalım. Şimdi şey göstereceğim. Burası böyle küçük bir oda diyebilirim. Gayet güzel, nezih. Böyle konteynerin içinde ama çok güzel döşemişler. İçerisi sımsıcacık, kliması da var hatta. Böyle iki kişilik yatağı bulunmakta. Televizyonu var. Böyle penceresi, bir de ayrıca kapısı bulunmakta. Bu da eşim burada. burada işte eşyalarımı koydum. Burada video bugün videoları falan editleyeceğim. Genel olarak böyle. Burada da bir tane nezih bir tuvaleti bulunmakta. Ayrıca buzdolabı da bulunmakta. Kahveler de, iki tane de su vermişler sağ olsunlar. Kahveleri de bulunmakta. Burası da işte banyosu. Gayet güzel. Burası da duş alanı. Yağmur yağıyordu. Onun için şemsiyeyi koyduk. Duş da böyle gayet güzel. Şimdi geldik restorana. Görüyorsunuz İskandinav evleri bulunmakta burada. Buraları da kiralayabiliyorsunuz ama biz son gün, bugün kiraladığımızdan dolayı ya fulldü ya da çok pahalıydı. Onun için konteynerları kiraladık. İşte burada şimdi yemek yiyeceğiz. Evler böyle. Arka tarafta da balon ve beach bulunmakta, sahil. Parti olacak akşam. Oraya da götüreceğim. Şimdi menü geldi. Yemek sipariş ettik. Fiyatları da göstereceğim. Ben acı soslu hamburgeri sipariş ettim. Eşim de pizza sipariş etti. Malmö. Burada ve ayrıca taze sıkılmış portakal ve grapefruit suyu bulunmakta. Onlardan da aldık 15 zloty. Bakın göstereyim. Burada makarnalar var. Değişik fiyatlarını görüyorsunuz. İşte hamburger menüler bulunmakta. Açız, yorulduk da tabii. Mısır çorbası bulunmakta. Burada da pizzalar var. Biliyorsunuz burası zaten İskandinav tarzında otel olduğundan dolayı burada İskandinav isimleri verilmiş. Yani Malmö, biliyorsunuz İsveç'in şehri, Bergen, Helsinki, Oslo, Stockholm, Kopenhag, Uppsala, Altay, Espoo diye isimler vermişler. Fiyatlarını da burada görebilirsiniz. Çok fazla tatlı seçeneği yok. Burada sadece dondurma var. Bir de çocuk menüsü bulunmakta gördüğünüz üzere. Arkada da birçok alkol bulunmakta, kahveler bulunmakta, çaylar bulunmakta. Fiyatlarını görebilirsiniz zaten. Yemek de gelsin, yemekleri de göstereceğim size. Meyve sularımız da geldi. Yemekler de birazdan gelecek. Bir meyve suyunu deneyeyim de size tecrübelerimi aktarayım. Süper. Gerçekten sıkılmış taze portakal ve grapefruit suyu. Grapefruit'un çok ekşiliğini almıyorum ama süper. How is it? Good? Super. Biliyorsunuz biz pandemiden dolayı neredeyse 1,5 yıl olacak. Bir yere gidemedik, hiçbir şey yapamadık. En sonunda böyle dışarı çıkma fırsatımız oldu. İnsanlar diyor yani artık hani belli bir noktadan sonra parayı, hiçbir şey düşünmüyor. Diyor ki insan bir şehir dışından çıksın. Böyle değişik bir yerler gezelim. Yerler gözelim. Gerçekten hani çoğu kişi Polonya'yı geçiş noktası olarak görüyor ama Polonya'nın o kadar çok gezilecek yerleri var ki.
Yani ben Polonya'nın gezmediğim yeri kalmadı. Tüm kaleleri olsun. Yani orta çağlardan kalan kaleleri olsun. Yani Polonya'nın o kadar çok gezilecek yeri var ki. Hani burada size Polonya'da gezilmesi gereken yerlerle ilgili oynatma listemi bırakacağım. Orada çok video var. Yani gezmediğim yer kalmadı. Siz de aynı rotaları kullanarak Polonya'yı gezebilirsiniz. Kesinlikle pişman olmazsınız. Yani ben normalde 1-1,5 senedir İsveç'e gidemedim. Yani İsveç meşeli şirkette çalışıyorum biliyorsunuz. Sürekli gidiyordum. O İskandinav şeyini, hissini alıyordum. Uzun zamandır gelememiştim ama böyle İskandinav tarzı evleri görünce gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Eğer hani video bilmiyorsanız ben Danimarka'ya taşınacağım yakın zamanda. Onun da videosunu bırakıyorum burada. Herkese söylemiştim. Bakalım Danimarka'ya gidince de size çok güzel oradan da videolar çekeceğim. İrlanda'ya falan da gideceğiz. Çok güzel yerleri gezeceğiz. Onun için takipte kalın. İşte bu acılı hamburgerimiz geldi. Yanında patates verdiler. Menüde yoktu. Onun için çok sevindim. Bu da eşimin pizzası. Malmö pizzası. Bunda herhalde margarita var. Domates sosu var. Böyle. Şimdi geldiğimiz otelin ana resepsiyonu burası. Ve burada yedik. Arka tarafı gördünüz zaten. Yemek yediğimiz yer burası. Restoranlar. Buradaki yerlerde mutfak ve arkasındaki yerlerde kalacak yerler. Bakın burada İskandinav tarzı bir tane otobüs koymuşlar. Büyük ihtimal bilmiyorum gerçekten kullanıyorlar mı süs amaçlı ama arkada Enerji Lamp diye bulunmakta. Onun videosunu da izleyin kesinlikle. Polonya'nın en büyük, Avrupa'nın en büyük roller coaster'ı ve gördüğünüz gibi konteynerları burada koymuşlar. Biz de buradaki evlerde kalıyoruz. Buradaki İskandinav tarzı evleri kiralayalım dedik ama maalesef ki hepsi doluydu. Aralarında çok büyük fark yok. Kullanım alanları aynı. Sadece 30 lot falan fark vardı aralarında. Gelin bu taraflara gidelim. Gördüğünüz üzere ismi de burada böyle. Arabayı da şu taraflara falan park ettik. Şimdi Netto'ya falan gidip bir meyve suyu falan almayı düşünüyoruz. Bakın görüyor musunuz ya ne kadar güzel. Bayağı park alanı da var. Arabayla falan çok rahat gelirsiniz. Gördüğünüz üzere bura konteyner otel. Konteyner otelinde gördüğünüz üzere resepsiyonu burada. Buradan girişimizi yaptık. Ayrıca güzel yanı ne? Sabah 8'inde bizim evimize yani şey odamıza şeyi getirecekler. Kahvaltıyı getirecekler. Şunları görebiliyor musunuz ya? Dışarıdan konteyner gibi ama içerisi gerçekten çok sıcak ve çok güzel modern döşenmiş. Bakın burada çok güzel arkada sesler geliyor. Bilmiyorum göstermedim çünkü telif yiyebilirim diye arkada da balon otel bulunmakta. Orada akşam parti verilecek. O arkasında da beach bulunmakta. Böyle kumdan yapmışlar şezlonglar falan. Orada da şey içebiliyorsunuz. Böyle içki, kokteyl falan tarzında danslar olacak. Burayı da böyle bisiklet tamir merkezi gibi bir şey yapmışlar. Böyle süs amaçlı. Burada da böyle restoranlar. Burada yazın yiyebiliyorsunuz. Burada işte şeyler veriliyor. Açık büfe, meyve suları, biralar falan. Çok güzel bir alan yapmışlar. Ya ben buraya hasta oldum. İnanamıyorum. Gerçekten hasta oldum. Kendimi bildiğiniz Amerikan filmlerinde falan hissediyorum. Müziği duyuyorsunuz. Şimdi partiye gidiyoruz. Hepinize günaydınlar. Dün gerçekten ölü gibi yatmışım. O kadar yorgundum ki biliyorsunuz Varşova'dan Krakow'a, Auschwitz'e gelmiştik. 4 saatlik yolculukta ondan sonra da gez, toz, Auschwitz zaten 4 saatlik bir geziydi. Yani o kadar yoruldum ki. Bir de biliyorsunuz pandemi şartları biraz zayıflatıldı. Dışarıda artık maske yasağı kalktı, partiler falan başladı. Buraya gelmişken de burada da parti vardı otelde. Güzel zaman geçirdik. Sabah oldu. Yeni kalktım. Dışarıda yağmur yağıyordu. Bu arada özellikle bu oteli göstermemin sebebi
dün paylaşımlar yaptım Instagram'da. Takip etmiyorsanız takip edin. Birçok kişi sordu, biz de gitmek istiyoruz. Pandemi pandemiden dolayı uzun zamandır seyahat edemiyorduk falan. Neyse geldik. Şimdi biliyorsunuz otelin kahvaltısı da dahildi. Hala pandemiden dolayı oturmak yasak ama evimize şey getirdiler. Odamıza getirdiler. Bakalım ne getirmişler. Bu da fiyata dahildi. Eğer hani gitmek istiyorsanız Skandinavya Resort yazarsanız burada göstereceğim Google'a, gelir. Burada çok güzel şeyler getirmişler. Baget ekmekler var. Değişik değişik börek tarzı şeyler bulunmakta. Bayağı da ekmek getirmişler yani, ne yalan söyleyeyim. Onun haricinde çok güzel şeyleri de vermişler burada. Çatalları, bıçakları yiyebileceğimiz. Burada işte reçeller, ketçap, yağ falan bulunmakta. Sağ olsunlar, iki tane tabak vermişler. Onun haricinde de burada iki tane tabildot tarzı bir şey var. Bakalım ne koymuşlar içine, size de göstereyim. Burada da işte sosisle yumurta bulunmakta. Böyle bir yemek vermişler. Gayet güzel, gayet yerinde. Doyurucu bir kahvaltı olacak bizim için. Hazır gelmişken de size bunları göstereyim ve yavaş yavaş videoyu kapatayım istedim. Umarım bu konteyner oteli çok beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Kesinlikle gelmeniz gerek. Hatta gelmişken arabayla güzel videolar da çektim. Çünkü otelin önü İskandinav evleri. Onun önünden sanki İsveçli tarzında güzel fotoğraflar çektim. Burayı da koyarım. Onun haricinde burada bir eski petrol istasyonu yapmışlar. Amerikan tarzında. Amerikan bayrağı falan var. Böyle Road 66 falan yazıyor. Aynen Amerikan tipinde, bu korku filmlerinde vardır ya. Hatta onun da videosunu çektim. Buraya koyacağım. İzleyin. Hepinize Amerika'nın Chicago şehrinden merhabalar. Görüyorsunuz 66. yoldayız. Kimse yok, bomboş, aynı Amerikan filmlerindeki gibi. Görüyorsunuz. Benzin istasyonu. Benzin bedava. İşte görüyorsunuz Amerikan bayrağı. Hepinize Amerika'dan merhabalar. Bu bayağı güzel oldu. Videomuz böyleydi, umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, yorum yapın. Ne kadar çok beğenip yorum yaparsanız o kadar YouTube ön plana çıkarır. Ve beni de motive eder ve ben daha çok yatırım yapıp birçok yerleri de gezebilirim, ki gezeceğim de. Onun için çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırıp benim videomu izlediğiniz için. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz, takip edip bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubumuz da açıldı. Oraya da üye olabilir. Orada yaklaşık şu an 160 kişiyiz. Daha da artıyor. Orada insanlar birbirlerine soru soruyorlar. Yardımlaşma platformu gibi. Onun için takip edin. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.